Bismillahirrahmanirrahim. Kıraat kitabımızın 18. dersindeyiz bu akşam. Ve İstanbul'dan bahsedeceğiz kısmet olursa. Es'iletu ma kablel kıraatih. Okumadan önceki sorular. Okumadan önceki sorular. Ma ismu medinetike. Senin şehrinin ismi nedir? Ma ismu medinetike. bima zâ yani ne ile meşhur oluyor? Ne ile meşhurdur? Ne ile meşhur oluyor? Eyne tekavu medinetuke senin şehrin nerede yer alıyor? Senin şehrin nerede yer alıyor? İkra en nasal gelen parçayı oku. Dune tevekufin yani durmaksızın. Thumme ecib anil es sonra soruları cevapla. İstanbulu medinetun cemiletun. İstanbul güzel bir şehirdir. Tekavu yer alır ala mediqin. Yani boğazın üzerinde yer alır. El busfur yine boğaz anlamına gelen bir kelime. Yani mediqin eş anlamlısı. Boğazın üzerinde yer alır. Ve hiye o el medinetul vahidetu. Tek ülkedir. Yani tek şehirdir. O tek şehirdir fil alemi dünyadaki tek şehirdir. Elleti tekavu ala karreteyn İki kıtanın üzerinde yer alan iki kıtanın üzerinde yer alan dünyadaki tek şehirdir. O kıtalar da Asya ve Avrupa kıtalarıdır. Lidhalike bundan dolayı tecvibu çekiyor es sahihine turistleri çekiyor min kulli enha'il alem yani dünyanın her tarafından tüm dünyadan turistleri tecvibu çekiyor. Tuğrafu İstanbul'u tarihiyen İstanbul tarihte biliniyor. Bir isme iki isimle birincisi Bizanta yani Bizans diğeri de Konstantiniyye olarak biliniyor. Ve yaudu tarihuha ila ma milad ve onun tarihi İstanbul'un tarihi milattan öncesine kadar dönüyor. Yani milattan öncesine kadar İstanbul'un bir tarihi var anlamında. Ve hiye o ekberul muduni Türkiye'nin en büyük şehridir. Fi Türkiye Türkiye'deki en büyük şehirdir. Min haythu adedis sukan yani nüfus sayısı bakımından. Min hayfu, adedi sükkan nüfus sayısı bakımından Türkiye'deki en büyük şehirdir. Ve hiye eydan o aynı şekilde min ekferil mudini yani şehirlerin en çoğudur izdehemen kalabalık olarak fil alem. Dünyadaki kalabalık olarak şehirlerin en çok kalabalık olanıdır İstanbul. Kalabalık olarak dünyadaki şehirlerin en kalabalığıdır İstanbul. Futihat İstanbul'u İstanbul fethedildi. 1453 senesinde Miladi Miladi 1453 senesinde fethedildi. Min Kıbeli Sultan Muhammed Fatih Sultan Muhammed Fatih tarafından Kıbeli tarafından ve huve o hadisun tarihiyun mühimmun o önemli tarihsel bir olaydır. Yani bu önemli tarihsel bir olaydır. Ve kenel Müslümanlar idiler mundu asri sahabeti sahabe devrinden beri sahabe asrından beri yuhavilune çalışıyorlardı. Fetha hadihil medineti bu şehri fethetmeye çalışıyorlardı. Liyenelu nail olmaları için Medhan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi kavlihi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şu sözüne, şu sözündeki övgüye nail olmak için Müslümanlar sahabe asrından beri bu şehri fethetmeye çalışıyorlardı. Letuftehannel <laughs> Kustantiniye İstanbul fethedilecektir. Feni'mel emiru emiruhe yani onu fetheden komandan ne güzel bir komandandır. Walani amel şu, zalikal şu. onu fetheden ordu ne güzel bir ordudur. İşte bu müjdeye nail olmak için sahabe asrından beri Müslümanlar bu şehri fethetmeye çalışıyorlardı. ve bunun için jae kefirun min sahabeti birçok sahabe geldi ve ala ra'sihim onların başında da Ebu Eyyub el Ensari vardı yani o gelen sahabelerin başında Ebu Eyyub el Ensari gelir. Li yenale şerefe. Bu şerefe nail olmak için. Femate vefat etti ve dufine fiha ve orada yani İstanbul'da defnedildi. Ve kana şerefu bu şeref idi li Sultan Muhammed. Sultan Muhammed'indi. Ve lihaza bundan dolayı Summiye isimlendirildi. Bil Fatih. Fatih diye isimlendiren Sultan Muhammed Fatih oldu adı. Tuşteheru meşhur oluyor İstanbul'u İstanbul bir İstanbul, bi çevresiyle tabiiyetin doğal çevresiyle mütenevviatin çeşitli doğal çevresiyle meşhur oluyor. Tecmeu hadihi tabiatu bu tabiat tecmeu toplanıyor. Beynel cibelil hadra yeşil dağların arasında ve suhul ziraiye yani tarımsal ovaların suhul ovaların arasında ve cuzur il cemile ve güzel köprülerin arasında Cüzur, burada köprü kelimesi güzel köprülerin arasında ve hadihi tabiatu cemiletu. bu güzel doğa İdafeten ilal cevvil mu'tedil yani bu güzel doğaya ek olarak ilal cevvil mu'tedil yani güzel havası vel miyahil vefira ve çok suları el vefir burada bol anlamında bol suları ve güzel havası yani bu doğal güzelliğe ek olarak güzel havası ''Ve bol suları da cealet kıldı İstanbul'u masifen rai'an.'' Masif burada yazlık demek. ''Masifen rai'an'' yani ''Harika bir yazlık kıldı.'' Yani yazın konaklanacak bir yer. ''Harika bir yazlık kıldı limen yehduru ileyhe oraya gelenler için mined dahili içerden'' Yani yurt içinden ''Vel harici dışardan yurt dışından.'' İstanbul'u, İstanbul min ehemmil mevâki esiyahiyye fi Türkiye. Türkiye'deki en önemli turistik yerlerdendir İstanbul. Fihe orada alâful fenadiki binlerce otel vel mevâki esiyahiyye ve turistik yerler vardır. Ve fihe orada adedun kebirun yani çok sayıda minel mealimil eteriye yani tarihi eserler anıtlar mealimil eteriye anıtlar ya da tarihi eserler vardır. Mithlul mesacidi camiler gibi vel kenaisi kiliseler gibi vel meabidi tapınaklar gibi vel kusuri saraylar gibi vel ebracı burçlar kuleler gibi ve min ehemmi mealimihe yani o anıtların, eserlerin en önemlilerindendir et-tarihiye. Tarihi anıtların, tarihi eserlerin en önemlilerindendir. Ayasofya ve Mescid Sultan Ahmet Mescidi, Sultan Ahmet Camisi ve Kasrı Topkapı, Topkapı Sarayı ve Cisrul Busfur. Yani Cisir neydi? Köprü, Boğaz Köprüsü, Busfur. Medik yani Boğaz'ın eş anlamlısıydı. Boğaz Köprüsü ve Burcu Galata, Galata Kulesi ve Burcul Binti yani Kız Kulesi ve Kasr-ı Yıldız ve Yıldız Sarayı. Yani İstanbul'un en önemli tarihi anıtları bunlar. Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Boğaz Köprüsü, Galata Kulesi ve Kız Kulesi ve Yıldız Sarayı. Ve ehemmiyeti Medineti İstanbul et tarihiye ve siyahiye ve iktisadiye. İstanbul'un tarihsel, turistsel ve iktisadi İstanbul şehrinin tarihsel, turistsel ve iktisadi ehemmiyeti için ehemmiyeti için ihtemmet el hukumetu bihe devlet oraya önem gösterdi ihtimamen kebiren çok büyük önem gösterdi devlet. Fe et orada inşa etti şebeketen bir a minet turiki yollardan vel cusuri köprülerden vel enfaki tünellerden li teshili kolaylaştırmak için hareketi vesailin nakil ulaşım araçlarının hareketlerini kolaylaştırmak için devlet orada yollardan, köprülerden ve tünellerden bir ağ inşa etti. Gelelim birinci alıştırmamıza. Ecip anil esil etilatiye gelen soruları cevaplayın alıştırması. Eyne Medine medinetu İstanbul. İstanbul nerede yer alıyor? Tekavu İstanbul ya da tekavu medinetu İstanbul beyne karrateyni iki kıtanın arasında Asya ve Avrupa. Mel mi zetul coğrafiye li medineti İstanbul. İstanbul şehrinin coğrafi özellikleri nelerdir? İstanbul şehrinin coğrafi özellikleri nelerdir? Hemen şöyle parçamızdan hatırlayalım. Ne demiştik burada? <laughs> Tekau İstanbul şöyle diyelim. Tekau İstanbul, beynel İstanbul, yeşil dağların arasında yer alıyor ve suhul ziraîye ve tarımsal ovaların arasında ve cüzuril cemiler ve ve güzel köprülerin arasında yer alıyor diyebiliriz bu ikinci soruya. Mel ul Ukhra li medineti istanbul. İstanbul şehrinin diğer isimleri nelerdir? El esmaul Ukhra li medineti Istanbul, Bizantaneti ve neydi diğeri? Konstantiniyye. Evet, Bizanta ve Konstantiniyye. Ma ehammul maalimi tarihiye fi İstanbul. İstanbul'daki en önemli tarihi anıtlar, tarihi eserler nelerdir? Buna direkt cevap olarak Ayasofya ve Mescid-i Sultan Ahmet ve Kasr-ı Topkapı ve Cisril Busfur gibi e, ne yapabiliriz? Bunları sırasıyla sayabiliriz. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Da işarete sahi doğru işareti koyacağız. Ev kata ememel cümlelatiye gelen cümlelerin önüne doğru ya da yanlış işareti koyacağız. Bakalım. İstanbul'u İstanbul ekberül mudini fi Türkiye. Türkiye'deki en büyük şehirlerdendir. Bin hayful misaha. Yani alan olarak yani yüz ölçümü olarak en büyük şehirlerdendir. Bu yanlış büyük şehirlerden değil yani yüz ölçümü olarak acaba büyük mü? Şöyle bir düşünelim. Bu sorumuz yanlış çünkü Türkiye'deki en büyük il 10 sıraya bile İstanbul girememiş. Belki 20. 30. 40. sıralarda olabilir. Baya yüz ölçümü olarak küçük bir şehrimiz. Beşşaran Nebiyyü Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bir fetha İstanbul. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam İstanbul'un fethini müjdelediler. Bu doğru. İstanbul'u İstanbul tehtevi içerir ala ehya'in kadime. Yani eski mahalleler içerir fakat sadece. İstanbul sadece eski mahalleler içerir. Bu yanlış. Min ehemmil mealimi fi İstanbul. İstanbul'daki en önemli anıtlardandır, eserlerdendir. Burcu Galata, Galata Kulesi. Bu doğru. Gelelim üçüncü alıştırmaya. Sil beynel cümeli fil amudi hemze. Me'a me'a yunasibuha minel cümeli fil amudi be. Şimdi sağ tarafta başlayan bir cümlemiz var. Bu cümlemizin uygun devamını sol taraftan bunları eşleştireceğiz. Bakalım İstanbul'u Medinetun Cemiletun İstanbul güzel bir şehirdir. Mesela buna sol taraftaki olabilir. Bakalım bir sebebi emekini hel mütenevviya çeşitli mekanları sebebiyle ve tebiati cemile ve güzel doğası sebebiyle olabilir. İstanbul'u mekanun cemilun lisiyahati. İstanbul gerçi buna birinci seçenek de oldu. Bakalım. Şimdi şunu öncelikle bir silelim. Şöyle emin olduklarımızdan önce başlayalım. Şimdi teştehiru İstanbul'u İstanbul meşhur oluyor. Bir bi eti tabiiyetin mütenevviya çeşitli doğal çevresiyle meşhur oluyor. Bunu eşleştirelim. En şeyet hükümetü tu el kethira. Türkiye hükümeti yaptılar. El kethira çok yaptılar. Min meşruatil mütevasıla. Min meşruatil muvasalat. Yani projeler, ulaşım projeleri yaptılar. Liteshili hareketi vesaili nakil ulaşım araçlarının hareketini kolaylaştırmak için bu ikisini de eşleştireceğiz. İstanbul'un min ekteri yani en çok olan İstanbul en çoklardandır. Mudunil alem hemen kalabalık olarak dünyanın en kalabalık şehirlerindendir İstanbul. Bu da doğru. İstanbul'u mekanun cemilun li İstanbul turistler için güzel bir yerdir. Bir sebebi emakini hem mütenevviya bu olabilir tamam. yani çeşitli mekanları sebebiyle ve doğal güzellikleri sebebiyle İstanbul'u Medinetun Cemiletun İstanbul güzel bir şehirdir. Teczibu çekiyor esahihine turistleri min kulli enhayil alem. Yani dünyanın her tarafından çekiyor. Tamam. Bu şekilde eşleştirelim. İmle el feragati fil Gelen cümlelerdeki boşlukları doldurun. Bil kelimetil münasibeti uygun kelimelerle. Hemen bunu da yapalım. Medine tu İstanbul. İstanbul şehri tu orafu biliniyor tarihiyen. Tarihte Bir ismey iki isimle. Bizanta ve Kustantiniye. bir ismey olacak burası. Ve hiye o Ehemmiyetu medineti Türkiye es Yani Türkiye'deki en önemli şehirlerdendir. es kültürel olarak, iktisaydi olarak ve mali olarak. Ve <Sessizlik> hiyel medinetul vahidetu fil alem. O dünyadaki tek şehirdir. Elleti tekavu beyne karrateyni. iki kıta arasında yer alan. Karrateyni. Asya ve Avrupa. Ve tuğteberu ihda ehemmil eyim. İtibar edilir. İhde birisi olarak, ehemmi en önemlilerinden birisidir. El Mevaki esyahiyye turistik mekanların, turistik konumların en önemlilerinden birisi olarak itibar edilir. Ve min, ve min ehemmi me'âlimihe et Onun en önemli tarihi anıtlardandır, kal e eserlerdendir. Me'â -me Ayasofya. Keme teştehiru meşhur olduğu gibi İstanbul bi bi etin tabiiyetin çeşitli doğal çevresiyle meşhur olduğu gibi buraya da teştehiru'yu getireceğiz. Gelelim 5. alıştırmamıza. Sıl beynel cümleti ve Tetimmetiha cümleyi ve onun tamamlayıcısını uygun tamamlayıcısını birleştireceğiz. Medine-i Bursa Bursa, Bursa şehri teczibu suyaha ileyhe. yani turistleri kendisine çekiyor. Bursa şehri turistleri kendisine çekiyor. Enşeet hesabu Facebook. Facebook hesabı enşehe üretildi ala şebeketi tavasulul içtima'i Yani toplumsal ulaşım ağı üzerine yani internet üzerine camiatuna bizim üniversitemiz tukaddimu sunuyor. Et kolaylıklar sunuyor. Littullabil ecanibi yabancı öğrenciler için. Ve bu seviyorum. En ehtefiza saklamayı korumayı seviyorum. Bir su verin mea estikai. Arkadaşlarımla beraber olan fotoğrafları saklamayı seviyorum. Fehiye o zikra cemilatun. O güzel bir hatıradır. O güzel bir hatıradır. Altıncı alıştırmamız sil beynel kelimeti ve muradifihe. Kelime ile eş anlamlısının arasını ne yapacağız? Birleştireceğiz. Enha <laughs> u kelimesi taraflar demek. Etrafu gibi enha u etrafu ikisi de taraflar demek. <laughs> el vefiratu bol demek. El vefiratu, bol yani el kethiratu anlamında. Enşe'e inşa etti. Bene yine inşa etti. Tarikun yol, sebilun yol ikisi de yol anlamında. Teshil kolaylık tesir yine kolaylık. Nale ulaştı, nail oldu yani hasale. İkisi de aynı anlamda. Tecvibu çekiyor, teşuddu çekiyor. İkisi de çekiyor anlamında. <laughs> El mu'tedil ile eddafi ikisi de normal anlamında mu'tedil ve eddafi mütenevviya çeşitli, müteaddide çeşitli. İkisi de yine çeşitli anlamında. Yedinci alıştırmamız kelime ile zıt anlamlılarını bu sefer kelimeler ve zıt anlamlılarını eşleştireceğiz. Ekberu büyük, esgaru küçük. Masifun yazlık, meşte kışlık. Masifun yaş yazlık, meşte kışlık. Kadimun eski hadisun yeni ihtemme önem verdi ehmele ihmal etti enşe'e üretti yaptı yani hedeme yıktı medaha övdü zemme yerdi medaha övdü zemme yerdi uktub cemal kelimeti latiye 8. alıştırma gelen kelimelerin cemilerini yazacağız hayyun kelimesi mahalle cemisi ehyaun ehyaun burcun burç kelimesi kule kelimesi el ebracu el ebracu karratun kıta karratun kıtalar kasrun saray kusurun saraylar kusurun Gharadun amaç, ehradun amaçlar, ehradun amaçlar, nifkun, nifakun, yani nifak, münafıklık, nifkun, nifakun, nifakun da e, münafıklıklar demek, yani nifaklar anlamında. Dokuzuncu alıştırmamız, sil beynel kelimeti, ve ma ta'nihi fî mâ Şimdi tanı yani onu açıklayan. Şimdi şurada 6 tane kavramımız var ve burada da bu kavramların açıklaması yani tarifi var, kelime anlamı. Bunlar bu gerçekten çok güzel bir alıştırma. E, sınavda da ben olsaydım yani buna benzer sorular sorardım. Çünkü gayet hoş bir alıştırma. Şimdi önce buraya bakalım. Sol tarafa tarifine bakalım sonra kelimeyi bulalım. Beytun kebirun büyük bir evdir. Li şahsin mühimmin önemli bir şahıs için ve ganiyin, önemli ve zengin bir şahıs için büyük bir evdir. Yani ney bu? Kasrun saray. Ehaze <laughs> şeyen bir şey aldı ve ihtemme ona önem gösterdi. Ve mâ onu satmadı. Ev terakehu onu bırakmadı. Yani ih İhtefaza onu korudu. Onu korudu. Mekanun coğrafiyun. Yani coğrafi mekan. Coğrafi konum. Yani mevkiye konum. Mevkiye konum. La yucedu meahu şeyun. Yani yanında bir şey olmayan ev şahsunaher. Yanında başka birisi olmayan yani vahidun tek. Vahidun tek. Meun kethirun çok su. Melun kethirun çok mal. Yani vefirun bol. Vefirun bol. Ehdefun hedefler ve gayetun amaçlar. Yani eğrad gayeler ve amaçlar anlamında. Eğrad gayeler ve amaçlar. Gelelim 10. alıştırmamıza. Raddi bil kelimeti latiyete. Gelen kelimeleri sıralayın. لِتُكَوْوِنَ جُمَلًا مُف۪يدَةً Faydalı cümleler oluşturmak için. Bakalım. Tuşteheru meşhur oluyor. İstanbul'u, İstanbul bilkesri çokluğuyla minel emakini tarihiye, Bilkefir çokluğuyla minel emakini tarihiye, tarihi mekanların çokluğuyla. Bir kere daha yapalım. Tuşteheru İstanbullu bil minel min el emakin tekavu yer alıyor İstanbul ya da ne diyelim eee tekavul İstanbul'u İstanbul'u ne diyelim? El Medinetul Vahidetu. Şimdi buna nasıl başlayacağız acaba? Ee, tekavul tekavu İstanbul'u İstanbul yer alıyor. Fil alemi dünyada İstanbul'u el medinetul vahidetul leti İstanbul tek şehirdir. El medin tek elleti tekavu Bir saniye fil alemi Şimdi İstanbul'u bir daha yapalım. İstanbul'u el medinetul vahidetu fil alemi leti iki kıtada. Evet, iki kıta arasında tek yer alan dünyadaki tek şehir İstanbul'dur. Tecmeu İstanbulu İstanbul topluyor. Et turafiye beyne'l ahya'i ve'l hadise. Tecmeu İstanbulu İstanbul topluyor neyi? Beyne ya da et-turafiyete mirası topluyor beynel ehyai vel hadife yani mahalleler ve modernik arasını mahalleler ve modern yapılar arasını topluyor. Arasındaki mirası topluyor. Tekavu İstanbul'u İstanbul yer alıyor. beyne karratey Asya ve Avrupa. Tekav İstanbul'u beyne karratey Asya ve Avrupa diyebiliriz bu dördüncü tamamlamamız için. Evet böylelikle 18. dersimizi de geride bırakmış oluyoruz. İnşallah diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.